Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şöyle bir börtü böcek vlogu yapalım. Hazır tatlı su midyeleri gelmişken. Börtü böcek popülasyonumuz arttı. Tatlı su midyeleri suyun filtrasyonunu sağlıyor. Suyun berraklığını sağlıyor. Genelde kumlu akvaryumlarda kuma gömülürler. Gündüzleri hareketlenirler. Bitkili akvaryumlarda hiç tavsiye edilmezler çünkü bitkileri kökünden sökerler. Böyle bir durumları var. Şurada bir tanesi hafif kendini çıkartmaya başlamış sanki. Şuradan bir parça çıkarıyorlar. Dillerine mi diyeyim artık? Oradan sudaki çok küçük mikroskopik canlıları toparlıyorlar. Şimdi onları yeni attım, böyle hepsini bir yere topladım. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde bunlar akvaryum her yerine dağılacaklar. Dediğim gibi özellikle geceleri hareket ediyorlar. Yine ilerleyen videolarda gösteririz. Şöyle diğer börtü böcek kategorilerimize bakalım. Spixi dediğimiz zebra elma salyangozları. Birer bitki canavarı, yeşillik canavarları. Maalesef yeşil görünen canlı yeşil bitkilerin hepsini yiyorlar. Ama görüntüleri güzel. Sonracığıma şuralarda Ramson salyangozlarımız var. Kırmızı kırmızı, küçük. Bunlar da tam olarak bitkili akvaryumların en sevilen salyangozları. Küçük küçük oluyorlar. Hiçbir şeye zarar vermiyorlar. Şöyleciğime karidesleri göstereceğim. Karidesler genelde içeride. Heh, şurada kiraz karidesler vardı. Kırmızı küçük kiraz karideslerimiz piponun üzerinde takılıyorlar. Pipolardan besleniyorlar. Mavi melek karideslerimize bakalım. Onlar da bol miktarda burada mevcut bu akvaryumda. Yine gördüğünüz gibi piponun üzerinde pıt 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 besleniyorlar. Katil salyangozlarımız var. Onlar da her türlü salyangozu tüketmek üzere görevleri var. Nerite salyangozlarımız, her zaman her yerde bulamayacaksınız. Gördüğünüz gibi aktif çalışıyor. Camları kemiriyorlar. Bakın. Bu akvaryum şu haldeydi. Şu tas sakal yosunlarında doluydu. Bakın piponun üzerinde bile salmıyor. Özellikle burayı ellemedim ama burası çok güzel oldu. Birçok akvaryum için bu baş belasıdır ama bunlar bakın böyle süpürge gibi duruyorlar. Bu akvaryumda hepsini temizlediler. Bir tane bile sakal yosunu bırakmadılar. Nerite salyangozun asli görevi de budur. Akvaryumlardaki şeyleri, sakal yosunlarını temizlemek. Görüntüler de çok güzel. Bu arada tabii ki elma salyangozlarımız var bol miktarda. Şöyle ölenlerin koleksiyonunu gösterip sonra devamını gösterelim. Birçok akvaryumda boy boy büyüklü küçüklü elma salyangozumuz mevcut. Şöyle antenini açıp da gezinen var mı diye bakıyorum ama şu birazcık anteni çıkarmış. Gerçi burada tetra olduğu için çok fazla antenini açamaz ama şu anda aktif olarak gezinenini göremedim. Onun dışında şurada yine kiraz karideslerimiz var. Ana, bunun içinde mavi de çıktı. Şu anda fark ettim. Onu ayırmam lazım. Burası normalde kiraz karideslerin akvaryumu ama şu mosun içinde geldi büyük ihtimalle. Burada biraz karışıklar açıkçası. Şey daha çok var da. Ne dedi bunlara ya?
Unuttum valla bunların adlarını. Aklıma gelirse söyleyeyim. Yine burada karışıklar var. Pipoların üzerinde beslenmeye devam ediyorlar. Karbon. Karbon relay. Az öncekiler. Bunlar red relay. Bayağı güzel çoğaldı bunlar burada. Bir ara yumurtalı olanların videolarını çekmiştim. O yumurtalardan bir sürü yavru çıktı. Şöyle küçük küçük bir sürü yavruyu görebiliyorsunuz piponun üzerinde. Ateş neon karidesler. Ben bunlar yok oldu sanmıştım. Halbuki saklanmışlar. Balıkları da çıkartınca buradan bir dünya ortaya çıktı. Hatta üremişler bile. Küçük küçük yavrular bile görüyorum. O da sevindirici bir durum. Ateş neonlar. Bir de yukarıdaki özel tür karideslerimize bakalım hemen. Şöyle hemen aktif toprağın üzerinde güzelce gösterdi bir tanesi kendini. Şu arkada da bir tane var. Buradaki arkadaşı görebilecek miyiz acaba? Kendini gösterecek mi? Bolca bitki, bolca saklanabileceği alan olduğu için her zaman göremiyoruz. Dışarıdan da bir de bakarız. Şurada da var güzel bir arkadaş. Bunlar neydi? PRL, RLP, o tarz bir şeylerdi. Şu anda tam ezberimde yok türlerin isimleri. Gerçi onlar da hep kısaltma da. Bir arkadaş da burada. Şuradakini bir dışarıdan bakmaya çalışayım. Burada şu anda hiç kendilerini göstermiyorlar. Çikolat diye bir tür vardı burada. Ama en azından hepsi bilmiyorum ama birçoğu yaşıyor. Üreme yok daha. Ama çoğunluğunu görüyorum. Hayattalar. Bir kere şey oldu. Şunlardan bir tanesini camın dışında buldum. Nasıl becerdiyse atlamış. Şu camın üstünde kurumuş gitmiş. Öyle bir kayıp olmuştu. Valla bunlar da bu şekilde. Börtü böcek videomuzu da uzun süredir isteyen arkadaşlara vardı. Böylece göstermiş olduk. Bir yukarı bir çıkayım, aşağı bir ineyim de unuttuğum bir şey var mı bir onu bakayım. Çünkü genelde gözden kaçırıyorum börtü böcekli. Karides gösterdik, salyangoz gösterdik. Midye geldi. Börtü böcekli başka bir şey. Bir aşağı ineyim ben bir bakayım. Vallahi başka bir şey yok. Hepsini gösterdim. Börtü böceklik. Her şey şu anda hobyhanemizdeki bu kadar. Şöyle başladığımız şeylerle, midyelerle videomuzu yavaştan sonlandıralım. Dediğim gibi börtü böcek vlogunu uzun süredir çekmemiştik. Şu tatlı su midyelerin gelmesiyle tekrardan bir hepsini sizlere göstermek istedim. Karideslerimiz, salyangozlarımız, adi salyangoz bir sürü var tabii ki. Onu göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama şu anda görünce aklıma geldi. Hazır börtü böcek vlogu çekmişken, bak şuradaki dili biraz daha uzamış sanki. Böyle hareketleniyorlar. Gecede yürürken denk gelmişti birkaç defa. Böyle vücudunu o içindeki eti komple çıkartıp sanki salyangoz gibi böyle yapışıp kabuğunu çekiyor. Öyle öyle yürüyor. Bir de onu zaten kumlu akvaryumlarda izinden biliyorsunuz. İz bırakıyor yürüdüğü yerlerde kumun üstünde. Böyle bir canlı ama işte akvaryuma faydası var. Ölünce de şöyle açılıyorlar. Bunlar benim daha önceden ölmüşlerim. Zaten öldüğünde o şekilde anlıyorsunuz. Kapalı olduğu takdirde her daim canlı demektir. Bunu da öyle ufak bir dipnot olarak belirtelim.
Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.